Evet, değerli Gündem 80 takipçileri, bu haftada ne var ne yok diyoruz. Cebeli Bereket Gazeteciler Cemiyetimizin Ali Türkmen Toplantı Salonu'ndayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine Osmaniye'mizle ilgili önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Değerli meslektaşlarımla bu konuyu konuşacağız. Sizlerin de yorumlarını, değerlendirmelerini beklediğimizi özellikle ifade edelim. Geçtiğimiz hafta yaptığımız programda Osmaniye'deki kaldırım ve yol işgallerini konuşmuştuk ve program süresince ve programdan sonraki bölümde yayınımıza ilişkin çok olumlu tepkiler geldi. Ve bundan dolayı da programın en azından amacına uygun bir faaliyetin olduğunu da görmüş olduk. Bu hafta yine Osmaniye'nin temel konularından ikisini, daha doğrusu bir tanesi temel bir sorun, bir tanesi de konuşulan bir konuyu bugün değerli Ümit Kahraman ve Erhan Özmen'le beraber konuşacağız. Programın bugünkü daimi programcılarından Esef Gök, değerli büyüğümüz diş rahatsızlığı geçiriyor. Dolayısıyla bugün için programımıza katılamadı. Kendisine de biz hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sağlıklı olduğu bir dönemde de programda yine bizlerle beraber olacak. Geçtiğimiz haftaki programın ardından bildiğiniz gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü hep birlikte Osmaniye'de kutladık. Bu vesileyle bir kez daha bu ülke uğruna, bu vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün de yine iki acı haber geldi. Şehitlerimiz var, yaralı askerlerimiz var. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaralı kahraman askerlerimize de Cenab-ı Allah'tan acil şifa, aziz milletimize de başsağlığı diliyoruz. Evet, bu haftaki programda Osmaniye'deki altyapı ve çok konuşulan ve özellikle son yıllarda gündeme gelen ve her geldiğinde de farklı bir takım değerlendirmeler yapılan 600 yataklı Yeni Devlet Hastanesi'ni konuşacağız. Hastane ile ilgili durum nedir? Bu aşamaya nasıl gelindi? Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yeri tartışılıyordu. En son bu noktada ihalesi yapılmıştı. Son durum nedir? Bunu iki değerli meslektaşımla konuşacağız. Tabii sizlerden gelen yorumlara da yer vereceğiz. Diğer bir konu da Osmaniye'deki altyapı sorunu. Özellikle yağmurlu havalarda daha çok gündeme gelen ve herkesin tepkisini çeken bir takım görüntüler kaydediliyor. Tabii yağmur olmadığı dönemlerde de altyapı ile ilgili yaşanan problemler var. 30 yılı aşkın süredir Osmaniye'nin kanalizasyonla ilgili yeni bir çalışma yapılmadı ve dolayısıyla bu çalışma ile ilgili altyapıdaki temel eksiklik nasıl giderilecek? Bu konuda vatandaşların artan talepleri, ihtiyaçları var ve çeşitlendi altyapı ile ilgili hizmetler. Tüm bunları enine boyuna bugün çok etraflıca konuşacağız. Sizlerin de bu konuda söyleyecek sözü varsa, merak ettiğiniz konular varsa, sormak istedikleriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Yayını farklı mecralardan takip eden tüm takipçilerimizden özel bir ricamız var. Lütfen yorumlarınızı Gündem 80 sayfamızdaki yayına aktarınız. Çünkü diğer yayınları açıkçası çok fazla kontrol edemiyoruz. Ama Gündem 80 sayfasına gelen tüm yorumlara eğer bir hakaret söz konusu değilse yer vereceğimizi buradan bir kez daha ifade edelim. Evet, sevgili Erhan, bugün yine önemli bir konuyu masaya yatıracağız. İnşallah her zaman olduğu gibi yine bizim amacımız üzüm yemek. Bu konuyla ilgili vatandaşların yaşadığı problemleri buraya taşımak. Bunun yanı sıra da yönetimlerden de bu konuda neler yapıyorlar, yapılan yanlışlıklar var mı? Bunları enine boyuna konuşalım istiyoruz. Bir girizgah olması açısından hem geçtiğimiz haftaya atıfta bulunabilir hem de bu haftaya ilişkin ön değerlendirmelerini alabilir miyiz? Herkese hayırlı günler, hayırlı yayınlar olsun. Yayının başında da belirttiğim gibi abi şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Falanlara sabırlar versin. Gazilerimize Allah acil şifalar versin yaralılarımıza. Evet, geçen haftadan bugüne neler değişti, neler oldu? Aslında vatandaşın beklentisi yüksek. Yazamadıkları çok şey var. Dillendiremedikleri çok durumlar var. Gerek iyi yönden gerek kötü yönden. Hani yoldan yürüdüğümüz zaman mutlaka karşımıza çıkıyorlar. Mutlaka durduruyorlar. Mutlaka bir çay içelim diyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. Hani keza bize söyledi. Ya bu bize söylediklerinizi orada da belirtin.
belirtin ki hani sesinizi duyurun. Sadece bunu bizim söylediğimiz bir durum değil ya da bizim attığımız tuttuğumuz bir durum değil. Gerçekten böyle bir sıkıntılar varsa dillendirin. Diyerekten herkes dillendiriyoruz. Mesela geçen hafta kaldırım işgali konusunda o programdan öncesine kadar en az belki 50-60 insanla görüştüm. En az 50-60-70 insan yorum yaptı, şikayetlerini dile getirdiler. Ama mesela programda hiçbiri bu konuya değinmedi. Bu konudan dolayı ben de onlara bizzat serzenişte bulundum. Yani şikayetçi olduğunuz bir konuyla ilgili neden adım atmıyorsunuz? Aynen, bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Peki bu yani eleştirilebilir ama haklılık payı olan bir unsur olamaz mı acaba? Yani abi haklılık payı şöyle. Şimdi esnaf açısından düşünürsen ya bana yok dokunmuyor yılan bin yaşasın hesabı yapıyorlar. Şimdi hak vermemek de elle değil onlara ama hani ortada bir yanlış varsa, bir kusur varsa onu da dinlendirmek mutlaka gerekiyor. Yoksa çözüm olmuyor. Evet. Çözüm olmuyor. Bu sefer herhangi bir ortamda, bir çay ortamında, bir muhabbette işte yok bunu yaptık, yok şunu yaptık, yok belediye şöyle çalışıyor, ya böyle çalışmıyor diye hani gıybet edilmiş oluyor. Ya biz de diyoruz ki bunu biz böyle program yaptık, kendimiz için yapmadık. Kendimizin planı da çıkarmıyoruz. Bunu Osmanlı için yaptık. Siz de buyurun değerlendirin. Varsa sıkıntınız, var da derdiniz. Buyurun anlatsın. Burası Odri Meydanı'yız. Buna da gelmiyorlarsa yapacak bir şey yok. Kusura bakmasa demek hallerinden memnundur derim ben. Evet. İnsanlar memnunmuş. Zaman zaman şu da oluyor. Yani konuşulan konularla ilgili birebir konunun muhatabı olan insanlar, yönetici düzeyindeki insanlar da açıkçası bu yayınları çok yakından takip ediyorlar. Onlar tabii program esnasında yorum yazmayı tercih etmiyorlar ama bu programlardan istifade ettiklerini ve bu programlarla ilgili kendilerinin de bir takım açıkçası ifade etmek istedikleri ama konuşmak durumunda olmadıkları hadiseleri buradan gündeme getirilmesinden dolayı da bir memnuniyetleri var. Tabii zaman zaman üst düzey yöneticilerde bunların konuşulması rahatsızlık oluşabiliyor. Çünkü bunları farklı noktalarda değerlendirilebiliyorlar ama ben iyi niyetli ve gerçekten iş yapma azmi içerisinde olan yöneticilerin bu meselelerden kendilerine bir fayda çıkartacağı kanaatindeyim. Evet Ümit abi, bugün yine iki konuyu değerlendireceğiz. Bir başlangıç yapalım inşallah. Sizin genel bir portre çizseniz, hem programımızın içeriği, gidişatı, gelen tepkiler, bunun yanı sıra bizim yapmak istediklerimiz, bir özet yapıp daha sonra hemen bu altyapı konusuna geçelim inşallah. Evet, geçtiğimiz hafta yaptığımız programın yani takipçi noktasında iyi bir noktaya ulaştığını söyleyebiliriz. Yani yorumlar belki bizim tam istediğimiz gibi olmasa da ama biz bu programları Osmaniye için yapıyoruz. Osmaniye'nin, kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesi ve yaşanan sorunların gündeme gelmesi veya gündeme geldikten sonra yetkili merciler tarafından işte bir aksaklık, bir hata, eksiklik varsa onların giderilmesi için bunları yapıyoruz. Tabii insanımız tabii ki sadece izlemekle kalmasını istemiyoruz. Yani buraya yapılan yorumların da çok değerli olduğunu söyleyelim. Zira yapılan yorumlar yetkililer tarafından da takip edilip dikkate alındığını düşünüyorum ben. Bu anlamda biz burada Osmaniye için varız. Evet. Osmaniye'nin sorunlarını gündeme getirmek ve çözülebilecek sorunların yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması için buradayız. Yani bu programı da Osmaniyeli vatandaşlarımızla birlikte yapmak istiyoruz. Yani hep beraber yapmak istiyoruz. Sadece biz kendi burada yorumumuzla, görüşlerimizle ön planda olmanın heveslisi değiliz. Daha çok halkımızın görüşlerine, varsa şikayetlerine, sorunlarına gündeme getirmek istiyoruz. Bu anlamda da iyi bir program yaptığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığımız işte 2-3 programda da bayağı etkili programlar yaptığımızı söyleyebilirim. Baktığımızda yani bir hafta içerisinde 5.000, 10.000'i bulan, sadece sayfada yaptığımız programda 5.000, 10.000'i bulan bir görüntülenmeye ulaşmışız. Tabii diğer ve senin de program başında belirttiğin gibi vatandaşlarımızın yorumlarını Gündem 80 sayfasından bizlere ulaştırmasını bekliyoruz. Zira diğer sayfalarda ortak
aynı anda yaptığımız diğer sayfalarda da hepsini bir takip edemeyeceğimiz için yaptığımız yayının ana sayfası olan Gündem 80'den yorumlarını dile getirmelerini, bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Yani güzel bir program yapıyoruz. Evet. Bunu da inşallah vatandaşlarla, halkımızla beraber ileri safhalara götürürüz. İnşallah. Bu arada yayınımıza önem verip paylaşan sayfalara, kişilere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bu yayının amacına ulaşmasında hem de etkinliğinin artmasında çok önemli katkıları var. Bunlara bir kez daha programın başında teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Evet, bugün ilk olarak Osmaniye'mizin altyapısını konuşacağız. İkinci bölümde de 600 yataklı Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili son geldiğimiz nokta nedir? Bu konuyla ilgili kamuoyunda çok farklı değerlendirmeler yapılıyor. İşte bir başka bahara kaldı, yapılmayacak. Her dönem bir söz söyleniyor. Dolayısıyla bunun olma ihtimali yok gibi bir takım kamuoyunda herkes kendince bir değerlendirmede bulunuyor. Bu konuyla ilgili güncel bilgilerimiz de var. Bunun hem gelişim sürecini, bu sürece biz nasıl geldik, bunu da inşallah bu program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Evet Ümit abi, tabi Osmaniye 96 yılında il oldu ve il olmadan sürece bakıldığı zaman altyapıyla ilgili, yani kime bir şey sorsanız, işte rahmetli İskender Türkmen döneminde Osmaniye'nin altyapısının yapıldığı, dolayısıyla hem artan nüfus, şehirleşme geldiğimiz nokta, dolayısıyla o günün yoğunluğu değerlendirildiğinde altyapının artık bu şehrin ihtiyaçlarını karşılamadığı, dolayısıyla mutlaka ki bir çözüm üretmek gerektiği ile ilgili ortak bir kanaat var. Çok da doğru. Tabii geçmişte bugüne bakıldığında altyapı dendiğinde sadece kanalizasyon akla geliyordu ama son dönemde herkesin bildiği gibi işte bir doğalgaz gündeme geldi. İşte internet, TEDAŞ'ın hatlarını yer altına alması. Dolayısıyla kurumlar arası bir işbirliğinin de, bir dayanışmanın da artık kaçınılmaz olduğu bir noktadayız. Öncelikli olarak yıllardır Osmaniye'de bu mesleği çok başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Yani altyapı Osmaniye açısından bakıldığı zaman ihmal edilmeyecek bir hadise. Ve yöneticilerin de bu anlamda işte hep söylenen, ya yerin altına yapılan yatırımlar genelde görünmüyor. Dolayısıyla hep üste yapılan yatırımlar gündeme geliyor şeklinde bir takım değerlendirmeler de oluyor. Bu konuda sizin altyapıya ilişkin ilk söyleyecekleriniz ne olur? Bu konuda sizden genel bir portre isteyelim. Benim kendi kanaatim, yani bir şehri geleceğe taşıyan altyapıdır. Evet. Yani altyapısı olmayan şehir Osmaniye gibi olur. Yani maalesef şehrin geneline baktığımız zaman Osmaniye'de çok büyük bir altyapı eksikliği, evet, olduğunu görüyoruz. Hep beraber yaşıyoruz da. Tabii bu şehir aslında kurulurken, bakın yani yabancı ülkelere falan da baktığınızda hep böyle şehirler ve yerleşim yerleri kurulurken önce altyapılar. Ondan sonra imar. Evet. Yani bir bina yapımı gibi düşünün. Evet. Yani binayı yaparken önce ne yapılıyor? Temeli sağlam atılıyor, güçlü atılıyor ki bundan sonraki süreçlerde işte zarar olmasın ve uzun yıllar ayakta kalsın diye. Şehirlerin altyapıları da aynıdır. Evet. Yani altyapıları eğer sağlam kurmazsanız maalesef zaman içerisinde birçok aksamalara, aksaklıklara sebep olacak ve insanlar artık bu durumdan şikayetçi olur hale gelecek. Evet. Bir önemli konu da şikayetlerin artmasının yanı sıra artık idareciler de, yöneticiler de bu altyapının eksikliğini gideremez hale gelecektir. Evet. Yani maliyet büyüyor. Tabii maliyet büyüdüğü için artık yöneticiler de bu işlere girmekten imtina edecekler, çekinecekler. Çünkü altyapı gerçekten bir idareci için yani çok cesaret isteyen, güç isteyen, işte personel isteyen, teknoloji isteyen bir konu. Ufuk isteyen. Tabii yani ama dediğimiz gibi ilk başta yapılan yanlışların önümüzdeki yıllar içerisinde de daha çok eğer giderilmezse daha büyük sıkıntılar oluşturabilecek bir altyapı haline gelecek ve yaşanılır bir kent olmaktan çıkacak, evet, yaşadığımız yerler. O yüzden
çok önemli bir konu. Şehirleri şehir yapan, kentleri kentler, kent yapan, yaşanabilir bir şehir için altyapı çok önemli. Ama dediğim gibi bu iş şehirleri kurarken daha çok olur. Şu anda yapılana da tabii değineceğiz belki önümüzdeki süreçlerde ama gerçekten Osmaniye altyapı konusunda çok zayıf bir kent. Allah yardımcımız olsun. Evet. Evet Erhan, Ümit abi başlangıca bir atıfta bulundu. Tabii şehirlerin daha kurulma aşamasında. Tabii aslında şehirlerin yerleşim planları hazırlanırken her şey dikkat ediliyor. Yani Osmaniye de aslında çok eski bir şehir değil. Bakıldığı zaman kuruluşu ve il olma sürecindeki yaşanmışlıklar da değerlendirildiğinde demek ki başlangıçta bir takım şeyler yanlış yapıldı ki o yanlışlıklar hala devam ediyor. Şimdi senden şunu da rica edelim. Yani imarla ilgili planlamalar yapılıyor. Ama bakıyorsunuz meclis gündemlerinin %95'i, %98'i imar değişiklikleri üzerine oluşuyor. Demek ki uygulamayla pratik arasında yani teori arasında bir uyuşmazlık var. Yani bu konuda sıkıntılar da yaşanabiliyor. Senin bu konuda hem vatandaşın beklentisi hem şehrimizin bu alandaki tıkanıklığı hem de yöneticiler anlamında, kurumlar anlamında biz bu anlamda Osmaniye'yi hem altyapısıyla hem üst yapısıyla geleceğe taşıma ile ilgili bu noktada mevcut halimizi rica etsek sen neler söylersin? Abi, şimdi şehir planlaması dersen benim kendi gördüğüm Osmaniye'de şehir planlaması yok. Hani dar bir kesime sıkıştırılmış bir çarşımız var. Ortalama 2-3 caddesi olan. Ufak bir çarşımız var. Ben kendimi bildiğim bileli bu çarşı böyle, bu esnaf böyle, bu yollar böyle. Hiç değişen bir şey yok. Genişletilir mi? Yapılabilir mi? Yeniden bir şehir kurulabilir mi? İstense yapılır. Yani şöyle, söylediğini unutma. Ümit abi de bu noktada dahil olabilir. Tabii yeni yerleşim yeri olarak bakıldığında işte bir Akyar, Fakuşağı tarafı mesela yeni yerleşim yeri olarak tanımlanabilecek bir yer. Yani mazisine bakıldığı zaman bir 10-15 yıllık bir yapılanma süreci. İşte TOKİ konutların olduğu alan mesela daha yepyeni bir yaşam alanı olduğu bir nokta. Ama buralarda da benzer sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun yani çok eski veya yeni yerleşim yeri yapmayla bir ilgisinin olmadığı da. Çünkü eğer siz yeni yaptığınız yerde aynı sorunları yaşıyorsanız demek ki burada da yanlışlığı devam ettiriyorsunuz. Orada şöyle düzeltiyorum. Yeni yerleşim yeri derken Akyar gibi, Fakuşağı gibi değil. Evet. Örnek veriyorum ya. Çarşı merkez. Yeniden yapılanabilir mi? Yıkılıp yapılabilir mi abi? O imkanı olmaz. Çok zor. İstimlak meselesi çünkü. İstese bunlar yapılabilir yani. Doğru söylüyorsun ama istese yapılabilir. Bu ülkede neler yapılmıyor? Evet. İstese yapılabilir ya. Bakın büyük şehirlere yeniden bir şehir yaratıyor belediye başkanları. Devletin desteğiyle. Yapılamaz mı? Her türlü yapılır. Vatandaşında, sizlerinde, bizlerinde, hepimizin dilinde bir cümle var. Nedir? Sahipsiz Osmaniye. Hep bunu konuşuyoruz. Sahipsiz Osmaniye, sahipsiz Osmaniye. Ya bunu duyan bir tane yetkili, bir tane ne bileyim vatan evladı, bir tane Allah korkusu olan yok mu? Şimdi esnaflarla konuşuyorsun, vatandaşlarla konuşuyorsun. Atıyoruz bir yağmur yağdığında memleketin halini hepimiz görüyoruz. Evet, Allah vergisi. Nerede ne olacak belli değil ama sen tedbirini, takdirini Allah'a bırak. Tabii şunu birbirine karıştırmamak lazım. Yani hani afet dediğimiz altyapının yetersiz kalacağı durumlar başka bir şey. Tabii ki. Normal yağışlar veya gündelik hayata ilişkin yaşadığımız problemler bambaşka bir şey. Çünkü Osmaniye'de hani meteorolojinin uyarısıyla birlikte metrekareye düşen o yağış miktarı fazla olduğunda elbette ki bunu kimsenin bir itirazı olmaz. Çünkü şeydir ama normal bir yağışta eğer bunlar yaşanıyorsa demek ki yani bu mazeretin arkasına sığınmamak lazım. Hatta unuttum, bilgisayarda kaldım. Dün sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Bu sosyal sigortalar, bu SGK tarafında oradan karşı alanlar boşluk biliyorsunuz. Orada su birincisi olmuş, diz boyu kadar. Evet. 8-10 tane, 15 tane çocuk o pis çamurlu suyun içerisinde yüzüyor. Evet. Bilmiyorum, gördüm. Ben de gördüm. İsmail abinin paylaştığı fotoğraf. Ya şimdi gördüm ya, ne kadar üzüldüm. Orayı düşünüyorum. Keza her yağmurda gündeme gelen bayrağın orayı düşünüyorum, oradaki esnafı Devlet Bahçeli Meydanı. Meydanın orayı düşünüyorum, oradaki yağmuru. Ya şimdi evli bir nokta var. Şimdi kendim ya düşünüyorum ya, belediye buna nasıl bir çözüm bulabilir? Orada evli şöyle bir nokta var. Her yağmurda ora
Bundan sonra yapılmadığı sürece her gün mü yağlı, her gün orada olacak. Bunu kimse değiştiremez abi. Orada evet. Her gün olacak. Şimdi Erhan, yine senin söylediğin sözle bu konuyu değerlendirmeni isteyelim. Hani yeni yerleşim yerleri demiştin. Şimdi Devlet Bahçeli Meydanı çok yüksek bir maliyetle yeniden yapıldı. Etrafıyla beraber, altyapısıyla beraber. Şimdi oraya kazma vuruldu, yerin altına girildi, yağmur suyu drenaj hattı yapıldı, yukarıdan gelen sularla ilgili. Yani demek ki buradaki bir teknik çalışmada bir hata var, problem var saha çalışmasında. Bu konuda o zaman oraya geldin, oradan devam edelim Devlet Bahçeli Meydanı'na. Abi şimdi mimar değilim, tekniker de değilim, gördüğümü söylerim. Oraya yapılabilir miydi? Oraya yapılırken bilmiyorum kaç tane mimar, kaç tane şantiye şefi mi derler çalıştı. Bunların projesini, planını, imarını, her şeyini düşünmüşlerdir. Şimdi orada komple bir eğim var. Ya burayı hiç mi düşünmediniz? Ya burası su dolacak. Bunun önüne geçemezsin. Ya burası su dolacak. Hadi firma dışarıdan da bilmiyordu. Buranın çalışanları, buranın belediye personeli ya da belediye başkanı ya da görevlendirdiği kurum amirleri. Siz oranın dolduğunu, yıllardır orada bir sıkıntı olduğunu biliyorsunuz ve bile bile buna müdahale etmeden aynı şekilde aynı sistem devam ettirdiniz. Gene bir eğim var, gene yağmur yağıyor, gene orada su doluyor, şimdi daha kötü oluyor. Oradaki komple esnafların iş yerleri su doluyor. Üzücü bir durum, bu yaşanacaktı, bu geçen yılda yaşandı. Arada bir yaz geçti, bir kış geçti. Ya ufak bir ne bileyim, orayı yükseltin, bir şey yapın, yapılacak bir şey varsa mutlaka sorumlu amirler, memurlar vardır. Oturun, konuşun, değerlendirin, rapor sunun. Ona göre bir değerlendirme yapılsın, orada düzeltilsin. Bundan sonra her daim olacak şeyler bunlar ve her daim vatandaş bunu dile getirecek, çilesini dile getirecek, isyanını dile getirecek, sinirini dile getirecek. Bunu yaşayacağım, niye bunun önüne geçmiyor? Çünkü ben belediye başkanı olayım, düşünürüm ya niye halkla yüz yüze gelin, niye karşı karşıya gelin, niye kötü olayım? Evet. Çok büyük bir şey değildir herhalde oranın maliyeti, tam bilmem ama. Orayı düzenlemek, yapmak, teknik bir şeyimiz yok Erhan. İşte, yani bu konuda inşaat işleriyle uğraşmıyoruz. 40, 50, 60 milyon, 30 milyon artık her neyse o kadar bir maliyet yapılan şurayı göz önüne aldığında hani oraya harcanacak 1 lira, 2 lira, 3 lira herhalde göze batmaz diye düşünüyorum artık, bilmiyorum. Ama vatandaşların sıkıntısını, derdini mutlaka ama mutlaka dinlemek zorundalar. Biz kendi adıma konuşayım, o bölgeden özellikle geçerken artık bizi tanıyorlar. Her geçmemizde neredeyse mutlaka bir hesap, iki hesap durduruyor. Ya şunu da yazın, ya görmüyorsunuz mu, ya bunu biz ne yapacağız? Sanki hani belediye personeli benim ya da oranın sorumlu işlerinden kişi benim gibi. İnsan üzülüyor da. Evet. Ümit abiyle bir önceki yağmurda gittik beraber oradan görüntü aldık, resim çektik. Hallerini gördük perişanlar. İtfaiye geldi, bir sürü oradan su çekti, bilmem ne yaptı. Arkasından geçen bir yağmur yağdı, gene aynı oldu. Yarın bir yağmur yağsın, gene aynı olacak o. Evet, sorun devam ediyor. Ümit abi, aynen. Şimdi Devlet Bahçeli Meydanı'na daha başlandığında bölge esnafı, vatandaşlar şunu söylediler hep. Yani burada bir kod farkı var. Dolayısıyla bu kod farkından dolayı yarın bir gün sıkıntılar yaşanabilir dendi. Ve bazı müdahaleler oldu ve planda bir takım değişiklikler olduğu ifade edildi. Tabii yerin altı öyle, üstünde de yine bir takım değişiklikler oldu. Yani birebir o projeye uygun o çalışma tamamlanmadı Erhan. Şimdi siz de çok sık oradan haber yapıyorsunuz. Vatandaşların problemi var. Bu konuda yani oradaki çalışmayla ilgili sizin farklı söyleyebileceğiniz şey var mı abi? Yani bu konuda problem gerçekten büyük. Erhan dedi ki ya işte şikayet vesaire. Yani bunları söylemeye bile gerek yok. Çünkü zaten bunları kurumların mutlaka ki görmesi, değerlendirmesi gerekir. Çünkü herkesin rahatsızlık duyduğu ve sosyal medyadan da çok sıkça gündeme getirdikleri bir mesele. Şimdi eğer bir hizmet yapılıp da bu hizmet halkın gözünde işte bir eksiklik veya bir ne bileyim halkı mağdur edecek bir konuma gelmişse, yani o hizmet sadece o zaman göz boyamak için yapılmış gibi bir anlayış ortaya koyuyor. O yüzden yani biz Osmaniye'de seyirciler yani izleyenler de yanlış anlamasın. Altyapı dediğimiz zaman bir yağmur yağdığında ilk gündeme gelen yer alt geçit. Yani evet. Yeni yapılan alt geçit. Yani 20. yüzyılı aştık. Yani bu devirde bir hesaplama yapmak. Evet. İşte ne bileyim bir kod farkını hesap edememek. Yani sadece kod farkı değil. Evet. Şükrü ortada yani bir şey yapıyorsunuz ve bu yaptığınız iş birincisi
Yani çok konuşulacak aslında konusu var. Alt geçidin işlenmek belki başlı başına bir konu ama yani altyapı olduğu için konumuz, altyapısını konuşmak evet. durumundayız. Hani trafikle ilgili konu olsaydı trafiğe, evet. trafiğe evet. neler kattığını konuşurduk. Ama altyapıya baktığımız zaman şimdi birinci ilk yağmur yağdığında burasını sel bastı. Evet. Şimdi sel basması trafiğe kapandı. Trafiğe kapanması haberdir. Evet. Yani haber olur. Şimdi fakat daha sonra bir yağış geldi, yağış olduğunda da bu sefer işte su basmaması mı? Su basmamasından dolayı işte bu su bastığında haber yapanlar neredesiniz? Ya arkadaşım yani oranın, her şey. Orayı su basması haberdir. Evet, zaten basmaması normal bir şey zaten. Zaten suyu basmaması hal şeklinde evet. inşa edilmesi, yapılması gerekiyor zaten. Normal o zaten. Evet. Yani her neyse yani orasının su basıyorsa evet. o kadar onlarca belki 50-100'e yakın esnaf bu yağmur yağdığı zaman yapılan bu alt geçit projesi kapsamındaki çalışmalardan yağmur yağdıktan sonra perişan oluyorsa, evet. şikayetler oluyorsa, esnaflar eğer iş yerinden işte yağmur sularını tahliye etme mücadelesi veriyorsa, itfaiye buna yetersiz kalıyorsa tahliye etme konusunda, evet. demek ki burada bir yanlışlık hata var. Yani bunu biz siyasi buna... şeye çekmemek lazım. Hayır, siyasi, hani şöyle oluyor siyasi abi. Demiyorum yani. Yok şöyle. Bunu siyaseten yani yok. Maalesef şu oluyor. Yani işte belediye yani somut olarak söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partili işte bunu paylaşımlar olduğu zaman karşı çıkanların gerekçesi de şu oluyor. Başka şehirlere örnek göstererek işte bir siyasi noktaya çekiyorlar. Ya su basmamasını da bu sefer yine evet. belediye başkanı üzerinde evet öyle evet. kullanıyorlar. Dolayısıyla yani bunu hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bir siyasi konu haline getirmemek lazım. Bu nihayetinde bu kenti ilgilendiren bir nokta. Eğer orayı su basmışsa bundan herkesin rahatsızlık duyması lazım. Evet. Ve bundan yöneticiler de zaten en çok rahatsızlık duyacaklar. Şimdi ben şuna bakarım. Yani yağmur doğal bir evet. konudur. Yani o yüzden Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ama işe şöyle bakmak lazım. Yani yağmur yağıyor ve insanlar bu alt geçitten dolayı işte trafik kesiliyor. İşte bayrağın oralarda işte göletler oluşuyor. Esnaflar mağdur durumdaysa yani bizim burada bunu konuşmamız, insanların bunu sosyal medyada paylaşmasına yani birileri sinirlenmesin. Evet. Birileri işte ne bileyim bunun üzerinden o paylaşımı yapan insanları eleştirmesin. Bir de Ümit abi çok güzel noktaya değindi. Çünkü insanlar bunu paylaşıyor, rahatsız olduğu için paylaşıyor. Evet. Biz bunu konuşuyoruz, bu durumdan insanlar mağdur olduğu için konuşuyoruz. Aynen. Yani ama biz bunları konuşurken, insanlar mağdur olurken acaba yetkililer bu mağduriyetlere karşılık ne yaptı? Bana onu söylesin. Yerinde inceleme yapıyorlar evet. mesela gidip. Yani bunlar önemli konu olan, önemli olan bunlar yani. Tamam bunlar yaşandı. Tabii şunu eleştiriyoruz. Alınabiliyor mu? Evet, yani şunu eleştiriyoruz. Demek ki bir yerlerde hata yapılmış ki yağış evet. yağdığında esnaf, bak ben alt geçidin su basmasına bir şey diyemem. Yani evet. o olabilir. Anlıyor musunuz? Yani normaldir. Yani bir noktada çok yağdığı zaman evet. bakın akşam geçen Düzce'de bir yılda yağan yağmur bir gecede 2 saatte evet. 5 saatte yağdı. Bu doğal afet abi. 6 tane insanımız hayatını kaybetti. Aynen. Kayıp yani Aynen. insanlarımız yok. Yani o yüzden bu tür olaylar yaşanabilir. Ama önemli olan bir dahaki sefere yaşanan sıkıntıların yaşandığı noktalara ne gibi işte dokunuşlar yaparak bu mağduriyeti, bu sıkıntıları aza indirebiliyoruz. Biz ona bakmamız lazım. Evet. Şimdi siz bunu yapmadığınız zaman her yağışta, her yağmurda, her insanların mağdur olduğu durumlarda, her anda o zaman insanlar bunu sürekli yine paylaşacak. Evet. Yine bu olacak ama çözüme odaklı bir şeyler yaptıysanız eğer o mağduriyetler yaşanmadığı zaman işte gerçek iş o zaman olur. Yani evet. yetkililerin bunu yapması lazım. Evet. Şimdi abi şöyle, tabii bu konu üzerinden değerlendirme yaparken bunu siyaseten değil. Şimdi Musa Şahin Bulvarı yatay olarak şehrimizde bulunuyor. Şimdi Osmaniye'nin yerleşim planına baktığınız zaman güneyden kuzeye doğru bir kot farkı var, yükselti farkı var. Şimdi Musa Şahin Bulvarı yatay olduğu için
Yani su akışı yatay olarak mümkün değil zaten normalde. Yukarıdan gelen suyu sizin oraya gelmeden engellemeniz lazım. Yağmur drenaj hattıyla. Bazı noktalarda var. İkincisi de o engellediğiniz yerle Devlet Bahçeli Meydanı'nı özelde konuşuyoruz. O aradaki kod farkını hesap edip oradaki yağmur suyu drenaj hattının daha belki yoğunluk olması gerekirdi. Çünkü bu konuda şeye katılırım abi. Yani alt keçide su nasıl basıyor? Yolun üzerinden basıyor. Yani yolun içerisinden gelen sudan basmıyor. Baktığınız zaman üstteki alt geçitin üzerindeki ana yollar taşıyor ve taşan su alt geçide şelale olarak akıyor. Yani burada başka şehirlerin örneğine bakıldığı zaman alt geçitlerdeki su akışında bir farklılık var. Yani buradaki olay hesap edilirken, planlanırken bazı şeyler gerçekten ihmal edilmiş. Bu konuda şuna üzülüyorum ben. Yani siz devam edin abi. Şimdi Devlet Bahçeli Meydanı, Musa Şahin Bulvarı'ndaki bu alt geçitler, birincisi bu trafiği rahatlatsın. İkincisi de postanenin olduğu bölge, çifte petrollerin olduğu bölge, su birikintilerinin en fazla olduğu yerde bunlar da yaşanmasın. Yani şimdi bakıldığı zaman trilyonlarca para harcanmış, trafik tıkanıklığı sadece Devlet Bahçeli Meydanı'nda engellenmiş, diğer taraflarda trafik tıkanıklığı aynı şekilde devam ediyor. Yani kadirli noktayı söylüyorum. Ama suyla ilgili problemi biz çözememişiz. Yani daha da karmaşık hale geldi şu an. Şimdi yani yağışlara baktığınız zaman yani Osmaniye'de üst mahallelerde zaten altyapı diye bir şey yok. Yani üst mahallelerden yani ben eğimden dolayı yani yukarıdan aşağı doğru geliyorsun yani zaten. Ben bu konularda cahil bir insanım ama en azından Osman Ali Bekir'de oturuyorum ben. Çarşıya doğru gelirken yağışlı havalarda görüyorum yani evet. Kenarlardan sular akıyor. Yani tamam bu da normal ama şöyle bir şey var. Şimdi ben diyorum ki kendi kendimce yani belli aralıklarla işte 500 metre veya 1 kilometre evet. Neyse bu aralıklarla yani bir süzgeç yaparsınız. Gelen su oraya girer. Ondan sonra kenarlara verirsiniz. Kenarlara kanal yaparsınız. Ve bu kanallar aracıyla suyu tahliye etmeye çalışırsınız. Evet. Ama Osmaniye'de şu anda böyle bir çalışma yok. Maalesef. Çünkü altyapının temeli yok. Evet. O yüzden... Bir de şeyler var mesela. Bazı bölgelerde su yer altına alınırken onlar da kanalizasyona bağlanıyor. Ve oralarda da çok ciddi kokular oluşuyor. Şimdi yani. bu sorunu yani kısmen çarşı merkezinde bu yok. Evet. Yani belediye bu konuda hakkını vermek lazım. Belediye çarşı merkezinde evet. Genel manada mesela 7 Ocağın orada kesiyor yani başlayarak orada. Evet yani bu şehrin giriş noktalarında yani süzgeçler yaparak evet. Bu suyun tahliye olmasını sağlamış ve çarşı merkezinde öyle göletler işte çok önceki yıllara göre birikintiler yaşanmıyor. Bu şehir evet. Çarşı merkezinde güzel bir çalışma yapılmış. Ama maalesef şu anda yani Musa Şahin Bulvarı'nın geneline baktığımızda nereden baksanız bütün kavşaklarda maalesef su birikintisi oluşuyor ve insanlar yağmur yağdığı zaman mağdur oluyorlar. Yani işte buna çözüm bulunamadı yıllardır. Evet. Yani o yüzden bazı dokunuşlar yapmak lazım. Yani çözüm üretmek lazım bir şekilde. Yani bu şehri ben ihale etmiyorum. Evet. Ama halkın da söylediği şikayetleri, rahatsızlıkları İşte esnafların yaşadığı mağduriyetler, yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Evet, bu konuda abi belediyenin yapmayı planladığı bu JICA kredisi üzerinden altyapı var. Bunu da yeri gelmişken konuşalım ama önce aktaramadığımız yorumlar var. Hızlıca bu yorumları izleyicilerimizle paylaşıp daha sonra devam edelim konumuza. Yakışır Show, selamlar iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam diyoruz. Güven Yatay Sondaj. Ya kardeşim diyor, senin altyapın yok. Eski altyapı soba borusu gibi binlik büz boruları döşe, bakın Osmaniye'de bir damla su olur mu demiş. Yine ikinci bir yorumun takipçimizin. İstediği kadar yağmur yağsın, bir damla su bulamazsın. Yeter ki bu altyapıyı çizecek mühendis projeden anlasın demiş. Mustafa Gül, Allah'ın yağmuru her eli su basıyor, Ankara'yı bile basıyor demiş. Yine Mustafa Bey'in bir başka yorumu. Varol Tayfa Başkanı olarak bir gün program yapalım demiş.
Yine sporla alakalı onu da ifade etmiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Cihangir Başkanımız, arkadaşlar bizim Karayetlik köyünce bir Hacı Usta var. Köydeki çinko çatılı evleri yapar. İlkokul mezunudur. Alt geçidi ona yaptırsaydık vallahi su baskını olmazdı demiş. Mustafa Gül, cevap alamadım. Program yapalım, canlı yayın sporla alakalı. Varol Tayfa Grubu Başkanıyım. Mustafa Bey şöyle, gündem 80 sayfamızdaki yayınlarımızda spor programları yapmıyoruz. Spor 80'de programlar yapıyoruz. Spor 80 sayfamızda da yani spora dair konuşmak isteyen herkese hem mikrofonumuz hem sayfamız açık. Bu konuda ne zaman isterseniz bizim de bu programa seve seve isteğimiz olur. Bunu da ifade edelim. Güven Yatay Sondaj, binlik boru yerine 6 metre derinleşiyorsun, 300'lük döşersen tabii ki milleti su basar nokta demiş. Evet, cevap verirseniz demiş Mustafa Bey. Cevabı da verdik. İnşallah sporla ilgili konuları gündem 80 sayfamızda dile getirmiyoruz. Onun adresi Spor 80. Dolayısıyla spor konularını orada paylaşacağız. Evet Ümit abi, 3-4 yıl önceydi, belediye başkanımız bir basın toplantısı yaptı. Ve özellikle Japonya'dan sağlanan krediyle Osmaniye'nin tüm altyapısının değişeceğini, kanalizasyon hatlarının yenileneceğini ve ihtiyacı mevcut haliyle karşılamadığını, ama geçen bu süreçte de bu konuda yani çok ciddi bir adım atılmadı. Bazı başlangıçlar ne oldu ifade edildi ama rakamsal boyutu gerçekten çok büyük. O günkü rakamlarla aktarıldı. Belediyenin bütçesinde de zaten görülüyor. Yaklaşık 270 trilyonluk bir kaynak. Dolayısıyla bu kaynak Osmaniye'nin altyapısını çözmeye yetecek mi, yetmeyecek mi bu irade? Ne diyorsun Ümit abi? Bu anlamda JICA kredisi ile Osmaniye'nin altyapısı komple yenilenecek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şükrü, sabırsızlıkla bekliyoruz. Nasıl değerlendirelim? Yani dediğimiz gibi şehrin altyapısı çok önemli. Yani evet. bunu yapmak gerçekten hem beceri ister, hem zaman ister, hem de tüm Osmaniye halkı adına da biraz sabır ister. Yani o iş biraz... Tabii yani yönetimler biraz altyapıya geç giriyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde... Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani altyapı... Yani hem maliyetli hem zor bir süreç. Ben Osmaniye'nin şu anki bulunduğu yerleşim merkez olarak bunu biraz imkansız gibi görüyorum. Yani evet. O iş çok zor bir iş. Yani yapılsa da tam verim alamaz mıyız? Ben kesinlikle o işe kimsenin gireceğini zannetmiyorum. Yani öyle Japon kredisiyle falan bu işin yapılabileceğine. Çünkü çok uzun vadeli bir iş. Evet. Ama bunu yapacağınıza mesela Adana'da Aytaş Durak ikinci bir şehir oluşturdu değil mi? Evet. Yeni Adana diye hepimiz konuşuyoruz. Yani orada da şöyle yeni, bir çıkmazdan bahsediyorlar. Yani yeni işte, şehirler yeni yerleşim yeri, merkezi kurabilirsiniz yani. Yeni evet. bir Osmaniye kurulabilir. Ve bunu kurarken de ne bileyim yani altyapısıyla beraber mükemmel tam bir yaşanabilir bir şehir oluşturabilirsiniz. Yani bu altyapıya vereceğiniz, harcayacağınız parayla belki yeni kurulacak bir yerleşim alanı oluşturabilirsiniz. Yani bir düşünün, yani bir şehrin altyapısını değiştirmek, yeni bir altyapı sistemi kurmak çok büyük maliyet ister yani. Bunu yapacağınıza bunu yeni bir yerleşim yeri oluşturup oraya altyapı kurmak bence daha mı? Şöyle bir çıkmazımız yok mu Ümit abi? Şimdi şehrin kuzey tarafı tarım arazileri. Dolayısıyla orada bir tıkanıklık var. Güney tarafında işte Amanos dağları var. Amanos dağlarının eteklerine bu şehirleşmeyi nasıl yaparlar bilemiyoruz ama işte doğu tarafında köylerin olduğu bir alan var. Batı tarafında da zaten biliyorsunuz hem sanayi sitesi, o alanda da ciddi bir ya arazi şimdi, sıkıntısı var. Orada bu var, burada bu var. Yani var. Tamam da şimdi, abi yani nereye taşıyacağız bu şehri? Ya biz dağları delip taşıyoruz. Yani yer söyle diyorum abi ben de. Yani Osmaniye değil, Türkiye'de yani dağları deliyoruz artık. Yapamadığımız iş yok yani Türkiye'de. Bilmiyor musun? Yani yeni yollar açıldı artık. Yani biz fazla şehri terk eden insanlar değiliz ama gidenlerden duyuyoruz. Yani artık kilometrelerce mesafeler artık çok daha düşük mesafelere haline geldi. Yani yeni yollar yapıyoruz. Yani medeniyet, yol medeniyettir. Yani yerleşim yeri de yapabiliriz yani. Zor değil ki. İskenderun dağ yamaçlarına kurulmuş bir ilçe mesela. Kocaman şehir gibi. Yani bunun gibi
Karadeniz'de birçok şehirler var, dağ yamaçlarına kurulmuş. Yani evet, yapılamayacak bir şey değil bunlar. Ya Osmaniye yani, düz ova, sağımızda, maliyet olarak daha düşük aslında tabii, şehirleşme açısından bakıldığında. Yani sağımızda işte sanayi var, solumuzda tarlalar var. Yani bunlar... Ama bir gerçek değil mi abi? Yani şimdi... Ya onlara ben yok demiyorum da ama evet, yani yeni yerleşim yeri kurmak için bunlar bahane değil yani. Evet. Şehir büyüyecek, gelişecek yani. Onu şu açıdan söylüyorum abi, yani şimdi nihayetinde geçtiğimiz günlerde Osmaniye Belediyesi şehrin yeni planını ortaya çıkardı, bunu açıkladı. Bilmiyorum takip ettiniz mi, askıda kaldı, ben özellikle takip ettim. Yani 6000'in üzerinde o plana itiraz olmuş. Yani siz bir değişiklik yapıyorsunuz ve bu değişikliğin muhatapları bu değişikliğe itiraz için yargıya gidiyorsa dolayısıyla burada çok ciddi problemler var demektir. Yani bunun hazırlanma aşamasında. Tabii burada bilimsel çalışmalar olduğu gibi şehrin mevcut yapısını da potansiyelini değerlendirmek lazım. Bu konuda bilmiyorum. Yani imar ayrı bir konu ama yine altyapıyla bağlantılı bir noktaya geldik. Peki şimdi biz sadece yağmur yağdığında mı altyapıyı hatırlayacağız Ümit abi, evet, Osmaniye'de? Yağmur yağmaz altyapıyı. Onun dışında konuşan var mı altyapıyı yani? Evet. Çok büyük bir sorun aslında. Ama o sorun şu anda yani çözülebilecek bir soruna benzemiyor. Yani bu çok dediğim az önce de bahsettiğim gibi yani dirayet ister, sabır ister, güç ister. Yani düşünün yani bir şehrin altyapısını kuracaksınız. Mesela... işte yıllar öncesinden kurulmuş altyapıyla idare etmeye çalışıyoruz. Çocukların başta dediğim olaya olayın başında konuşmaya başladım. Senin dediğin yere mi geldik şimdi? Aynen benim yere geldim. Dedim ki yani, özellikle Çarşı Merkezi bu bölgeyi komple dedim değiştirebilir dedim. Evet. Şimdi sen dedin ki abi işte altyapı çalışması var CERK kredisiyle birlikte komple Osmaniye için. Evet yani bunu başkan kendisi ifade etti. Demek ki yapıla ben bunu ben yeni duydum. Ben duymamıştım. Kardeş demek ne, ki şimdi yani, onu ben de iyi kötü hatırlıyorum da ne zaman söylemişti? Abi 4-5 yıl oldu yani başkan söyleyeli. Ama şöyle bir süreç var. Yani bu sadece Osmaniye Belediyesi ile ilgili değil. Geri dedi 4-5 yıl mı? Evet. Ben dün sandım. Şöyle ama bak yani süreci şimdi burada haksızlıkla yapmayalım. Bu konuda önemli bir proje. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Suriyelilerin yoğun olduğu kentlere ilişkin bir altyapı ile ilgili Japonya ile sağladığı finansmanla ilgili bu. Evet. Osmaniye Belediyesi de buradan çok ciddi bir pay alıyor. Yani yaklaşık 270 trilyonluk bir kaynak sadece Osmaniye'nin altyapısı için kullanılacak. Tabii bununla ilgili bugüne kadar bir takım işte yasal süreç de vardı. Bunun yanı sıra Osmaniye Belediyesi bildiğim kadarıyla hazırlıklarını yapması gerekiyordu. Ve geçen yıl Osmaniye Belediyesi'nin bütçesinde bu rakam tam olarak yer aldı. Bu yılki bütçede de var. Ama şimdi bir somut olarak kazma vurulup sahada bir çalışma yok. Yani benim gördüğüm eğer varsa da Osmaniye Belediyesi'nden bugüne kadar ben bu yönde bir açıklama duymadım. Yani bu projeye başlandı diye. Ekonomik kriz var abi. Yani ekonomik kriz de bunun kaynağı yani hazır zaten Eren. Abi, yapacaksınız, başlayacaksınız. Yani abi, bu ya şimdi hayır bunu şöyle şimdi yani bunu zaten Japonya finanse ediyor zaten ki. Yani biz uzun vadeli borçlanmışız. Dolayısıyla şimdi Şükrü kim finanse ederse etsin yapılamayan yani yapılamayan bir yatırım veya hizmetin evet, ana dayanağı ekonomik kriz var. İşte efendim şeye gidiyoruz. Ne o? Ya bu işin bahanesi mi diyorsun abi? Evet bahane ediliyor. Yani bir şey yapılmıyorsa hemen buna bahane ediliyor. Yani, ama şimdi tabii bilemiyorum. Yani bu konuda Osmaniye Belediyesi eğer bir açıklama yapmıyorsa şimdi ben de buradan diğer ifade edeceğim noktaları askıya alayım. şey yapalım. O zaman abi bu konuyu geçelim. Çünkü bu konu gerçekten şehirde gördüğümüz gibi çok su götüren bir konu. İnşallah Osmaniye Belediye'miz JICA projesini özellikle JICA kredisiyle sağlanacak o altyapıyı biraz daha gündemini alarak hızlandırır. Ya ve... inşallah da sen şimdi bunu şimdi burada gündeme getirdin ya. İnşallah yani belediyenin gündeminden bile çıkmıştır belki o konu. yani abi, sen tekrar gündeme getirmiş oldun yani. yani gündemde, bence öyledir yani. Herhalde gündemde var ya. yani bütçede var ama. Yani bir şeyin bak bütçede evet, olması. Şimdi ondan sonra yatırım programında olması önemli değil. Evet.
Tamam. Yani diyor ki sen 4-5 yıl önce bu sözü söyledi başkan diyor. Evet. Yani yatırım programında varsa atılan bir adım var mı? Ona bakmak lazım. Yani halk ona bakar yani. Evet. Yani oradan hatta biraz da para alındı diye biliyorum. Yani bu projeyle ilgili ama para alındıysa şu anda da kriz var deniyor. Demek ki başka yere kullanılmış. Şükür. Evet. Aynen öyle. Ya para nerede? Neyse. O zaman sen o işin içinden çıkamazsın. Aramızda sıkışırsın. O zaman abi topu taca atıyorum ben de. Evet, Soner Konç meslektaşımız. Kendisine de selam gönderiyoruz. Önce kolay gelsin demiş. Sonra da abi önce üst yapıyı yapsın, alt yapı kalsın, Devlet Bahçeli Bulvarı yoluna baksınlar, ilaçlama yapılsın yeter demiş. Evet, vatandaş tabii bunu da ifade ediyor. Yani Ümit abi, şehrin birçok noktasında, belediyenin de özellikle ben başkan düzeyinde değil ama başkandan sonraki bazı üst düzey yöneticilere bu konuyu aktardığımda şunu ifade ettiler. Ya bazı bölgeleri biliyoruz, yani asfalt veya şey yapamıyoruz ama bu JICA projesini uygulayacağız. Dolayısıyla o uygulanacağı için yapılacak yatırım boşa gidecek. Boşa para harcamayalım diye bir savunmaları oldu. Bunu şimdi gene sen de sen şimdi gene bana yani yani zorla laf söylemeye çalışıyorsun da yani kardeş geçen de onu ben bir yerde gördüm. Yani birisi yazmış. Abi Devlet işte, Bahçeli Bulvarı'nı sordum. Ona yani da aynısı dediler. Onu yapsa işte altyapı bilmem yani bir de meslektaşlarımızın paylaştığı bazı şeyler onlara evet. Çok komik yani. İnsanlar gülüyor ya. Yani lütfen biz gazeteciyiz kendimize güldürmeyelim. Evet. Yani Devlet Bahçeli birinci etabını efendim işte onu yaparsa şöyle olur da böyle olur da o yüzden şunu bekliyor da bunu bekliyor da. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Olmaz. Kime anlatıyorsunuz bunu veya yani buna siz kendiniz inanarak nasıl paylaşıyorsunuz? Yani ben şuna üzülüyorum abi. Ya. Şöyle yani hem Devlet Bahçeli Meydanı hem de Devlet Bahçeli Bulvarı'na şu yönüyle çok üzülüyorum. Yani adı verilen MHP Genel Başkanı ve şu an gerçekten ülke siyasetinde çok önemli bir noktada. Yani Devlet Bey'in adını taşıyan iki alan Osmaniye'nin prestij noktası ve hani Osmaniye ile ilgili bir şehir şeyi olduğunda paylaşılan fotoğraflar Devlet Bahçeli Meydanı'nın fotoğrafı. Dolayısıyla böylesine kentin simgesi olan bir yerin en çok konuşulan, tartışılan böyle bir altyapı yetersizliğinden dolayı ki daha yeni yapılan bir çalışma böyle meselelerle gündeme gelmesi gerçekten ben çok yani kabul edemediğim bir şey. Dolayısıyla bu konuda da belediyenin bir şekilde Bahçeli Bulvarı'nı yani hem Devlet Bey'in adına yakışır bir şekilde oradaki esnafların mağduriyeti oluşmadan oradan gidip gelen hem yayalar hem sürücüler dolayısıyla oralar... Şimdi ben şuna üzülüyorum çünkü bak yani birinci etap değil yani Devlet Bahçeli Bulvarı'nın birçok noktaları. Evet üst noktaya doğru altıncı yani etapta çalışmalar var mesela. Geçenki programda burada söyledim yani Osmaniye'nin yollarının %85'inin değişmesi lazım. Evet. Ve bunu araç kullananlar daha iyi bilir. Yani ne kadar sıkıntı yaşadıklar onlar daha iyi bilir. Ama şöyle bir şey var. Devlet Bahçeli birinci etabı altyapı yani olabilir yani yaptığın bir yol hani bir o asfalt olması lazım dedik ya evet. Geçen programda. Ara sokaklar belki hani parke olabilir. Daha güzel bir görünüm olabilir. Hani su şeyi olmasın diye birikintiler falan olmasın diye belki parke olabilir. Altını kazarsınız toprak olur. Üstüne de parke döşersiniz. Su birikmez. Yani yağmur yağdıktan sonra su alta çöker. Ama tabii bizim belediyede böyle asfaltın üstüne parke yapıldığını da gördük biz de. Evet. Ama Devlet Bahçeli bulvarı çok önemli. Evet. Yani 5-6 etaptan oluşan, hala da devam etme ihtimali olan bir Osmaniye'nin en bilinen, tanınan ve en çok kullanılan, evet. Şu anda da çok iş yeri olarak çok da rağbet gören bir bulvar yani Devlet Bahçeli Bulvarı. O yüzden buranın elbette ki yolu, bakımı, orta refüjünün bakımı çok süslü püslü olması lazım. Yani albenisi olması lazım. Ama siz daha iki program önce, geçen programda da bahsettik. Birinci etabıyla ilgili. Bakın biz tamamını da konuşmuyoruz. Birinci etabıyla ilgili. Şimdi orada bazı meslektaşlarımız yayın yaptı. İnsanlarımız orada paylaşım yapıyor. Şimdi bütün bunlar olurken hep burada ortak sorduğumuz soru neydi? Acaba bütün bu tepkiler, eleştiriler olurken
belediye başkanımız Sayın Kadir Kara herhangi bir belediye başkan yardımcısını veya kendi bizzat giderek oraya baktı mı? Evet. Burayla ilgili bir girişimi, bir adımı var mı? Bir açıklama yaptı mı? Evet. Açıklama yaparsa bağlayıcı olmaz mı müdahale? Ondan mı acaba? Bağlayıcı yani? Olsun zaten canım. Evet. Gitsin yapsın, yapılsın yani orasını. Yapılmasını istiyoruz biz. Halk istiyor. Şimdi bir de şunu anlamıyorum. Yani biz burada konuşuyoruz ya. Bunlar sanki bizim taleplerimizmiş gibi. Evet. Şahsi meselelerimiz maalesef değil yani. Arkadaşlar Devlet Bahçeli bulvarı benim babamın bulvarı değil. Evet. Değil mi? Alt geçit benim babamın alt geçidi değil. Değil mi? Yani şehir benim şehrim değil. Evet. Ama hepimizin şehri. Ve bu konuşulanlar, burada tartıştığımız, işte yapılan yorumlar, yapılan eleştiriler, tepkiler, işte paylaşımlar, bu şehri seven insanların yaptığı paylaşımlar. Evet. Yani insan onu o şekilde görmek istemiyor. Devlet Bahçeli Bulvarı'nın işte ne bileyim birinci etabı diyoruz ya, bir etap ya, işte Erhan'ın dediği gibi 100 metre 200 metre yok ya, gözümü sevdim yani, orada ne olabilir yani? O zor mu ya o kadar bu? Geçen birisi şunu söylemişti. Devlet Bey'in en son ya bir geldiği lo dediğimiz var ya, lo. Ya bir lo geçirse belki evet, düzelir ya. Keşke dedi Devlet Bey'i dedi buradan götürselerdi dedi. Yani en azından burayı görse en azından yapılması daha hızlı olurdu şeklinde bir böyle bir yönlenmesi olmuştu. Yani evet, halkın dillendirdiği, konuştuğu tepkileri aslında biz burada dillendiriyoruz. Yani bizi izleyenler zaten orada yorum yaparak işte tepkisini veya beklentisini bize iletiyor. Biz de buradan aktarıyoruz. Yani biz de mesela biz burada konuşuyoruz. Biz yani vatandaşlarla sürekli iletişim kurduğumuz için işte sıkıntılar, sorunlar hep bize geldiği için biz şarj oluyoruz yani. Şimdi burada da konuşuyoruz doğal olarak. Şunu anladım. Hani burada ne konuşursak konuşalım. Çözüm aşamasında her şeyimiz JALKA'ya bağlı. Bunu anladım ben. Yani şimdi şöyle... Demek ki JALKA'lı bir belediye başkanımız olması lazım. Ama JALKA şimdi şöyle, oradaki bankanın ismi JALKA. Biliyorum. Ama abi şöyle bir şey var, biz Japonlarla kardeş oluyoruz. Ha. Belediye meclisinde falan görüşülmüştü Japonya'nın bir kentiyle. Belki o kardeşlikten şey dolayı... Belki oranın belediye başkanı gelir, buranın yollarını görür de yapar. Oraya gibi düşünürsene. Herhalde gelecek yani, bilmiyorum. Evet, Mehmet Alayüz, Japonlar gelecekti demiş. Valla öyle bir şey var Mehmet Bey ama ne zaman gelecekler bilmiyorum. Gelirlerse karşılarız. Güzel bir şekilde ağırlar, göndeririz inşallah. Ali Cengir Başkanımızın mesajı var. Hiçbir sorun çözümsüz değildir arkadaşlar. Yeter ki samimi olun, şehri gerçekten sevin, dürüst çalışın. Yaptığınız işi hak edene hakkıyla verin demiş. Mehmet Demir, Musa Şahin Bulvarı direkt üstü çift yönlü lambası yol yapılsın demiş. Soner kardeşimizin diğer bir yorumu kolay gelsin demiş. Az önce diğer yorumu okumuştuk Soner'in. Diğer bir yorumu diyor ki Soner, tabi meslektaşımız Soner diye hitap ediyorum aramızdaki hukuktan dolayı. Bence tüm çalışmalar koordineli yapılmalı. Belediye asfalt yapıyor. İki gün sonra başka bir kurum orayı parçalıyor. Başka bir iş yapıyor. Kurumlar arası koordineli çalışmak çok önemli demiş. Ümit abi bunu konuşalım. Şöyle, yani tabii önceye göre belediye ve diğer kurumlar arasında bir takım koordinasyonla ilgili adımların atıldığını en azından biliyoruz ama Soner'in bahsettiği nokta çok haklı. Yani bir bakıyorsunuz bir cadde yani çok böyle kaymak gibi asfalt dökülüyor. Çok değil yani bir gün sonra iki gün sonra oradan bir hemen kepçe vuruluyor veya kazma vuruluyor, parçalanıyor. Bu konuda da vatandaş ya kardeşim diyor ya bunu tabi orada şehrin genel şeyiyle beraber bazen işte vatandaştan yani üçüncü şahıslardan talepler geliyor, problemler geliyor. Bu konuda bakıldığı zaman hem maliyet açısından hem bizim görüntü açısından. Şimdi bizim ara sokakta yani benim evet, evimin bulunduğu ara sokakta yaşadığımızı anlatayım. Parke yapıldı güzel. Daha sonra ya doğalgaz ya da işte telefon bilmiyorum geldiler yolun kenar tarafından açtılar ama geri kapattılar. Yani işleri bittikten sonra geri kapandı. Yani benim bildiğim kadarıyla yanlışsa düzeltin. Bir belediye yaptığı bir yolu evet, eğer telekom gelip bozuyorsa o yolu telekom yapmak zorunda. Orada zaten belediye kurumdan veya para alıyor. Parasını alıyor. Yani, o konuda metresine göre. Yani... Ama şöyle bir şey var. Bakın para her şeyi kurtarmıyor. Ama işte onu diyorum. Adam açmış mesela evet, yeri. Ne güzel yol yapılmış.
İşte telefon veya doğalgaz geliyor, açıyor burayı. Mesela çalışmasını yapıyor. Ondan sonra belediye ekipleri her neyse parasını alıyor belediye. Belediye ekipleri tekrar yapıyor. Ama o yama haline geliyor. Evet. Yani düz bir yol yamalı hale geldiği zaman oradan açılıp gidiyor. Evet, aynen öyle. Şimdi bu işte bak altyapı bu yüzden önemli. İşte koordinasyon da burada önemli. Evet. Yani altyapıyı zamanında telekomu, doğalgazı, elektriği, suyu, işte kanalizasyonu bu 5 öge aynı anda yerin altına altyapı olarak girdiği anda o zaman altyapı tamamlanıyor. Şimdi bu kurumlar abi zaten şöyle, hepsinin bir yatırım programı var. Yani TEDAŞ dediğimiz işte şu an enerjisi olarak Türk Telekom'un, Aksagaz'ın, Osmaniye'de faaliyet gösterenler. Şimdi bunları zaten siz o kişinin yatırım programında olmayan bir yere gidip zaten mümkün değil, bir şey yaptıramazsınız. Dolayısıyla yani buradaki süreci belediyenin önderliğinde daha iyi yönetilmesi lazım. Bir de vatandaşlarla ilgili özellikle mesela siteler vesaire bu izinler alınması gerekiyor. O süreçte de yani en azından oradaki ya verilen ruhsatlar var. Öncesinde bu çalışmaları müteahhitlerle, oradaki vatandaşlarla işbirliği yaparak en azından buradaki altyapı tamamlanacak, üst yapı işte yol yapılacak. Dolayısıyla iyi bir altyapı çalışmasını belediyenin öncesinde yapması lazım. Soner'i bu konuda ben yani gerçekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konuştuğumuz ve konuşmamız yapıyor. Gereken temel konulardan aynen. Birisiydi. Belediye yapıyor, belediye yaptıktan sonra mutlaka bir kurum geliyor arkasına, orada bir çalışma yapıyor. Yani belediye kendisi yapıyor Erhan. İşte belediye de yapıyor. Hani demek istediğim şu, yani, belediye asfaltını... Hadi diğer kurumları anlarım, belediyenin kendi kurumları yapıyor. Ama burada mesela alt geçit yapılırken, park yapılırken... Yani sökülüp takılan yerleri siz gördünüz. Aa, Sayın Belediye Başkanımızın şu hemen yeni belediye binasının girişindeki başkanlık katın aynen. Önü. Yani ben gözlerimde gördüm 4-5 defa söküp taktılar orayı. 4 defa mı yapmışlardı? 5 yazlık defa günah yani. Şimdi bunlar milli servet tabi. Abi yorumları aktarıp diğer konuya geçelim. Hüseyin Akdoğan arkadaşlar demiş her bir işin olmaz değildir. Sadece bu memleketi idare eden insanlar seçimdeki vaatlerini yerine getirsinler. Hani büyük şehirde olacağız diyorsak bunun yükümlülüklerini yerine getirmemiz gerekir. Eğer bu şehri yaşanır hale getirmek istiyorsanız bu hizmete talip olan hizmet yapacak idarecilere ihtiyacımız var demiş. İsa Akama kardeşim hayırlı yayınlar demiş. İsa muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet Ümit abi, vatandaş tabii kendisi ifade ediyor. Yani bu konuda beklentisi de bu. Zaten herkesin ifade ettiği noktalar da bu. Bu konuyu kapatalım Meran. Tamam, eklemek tamam. İstediğiniz... Bir söyleyeceğimizi söyledik. Artık belediye dinler, dinlemez, vatandaşların ben yine olayın başına döneyim. Hani ilk bir iki program gerçekten hani o yorum patlaması olmuştu. Millet sıkıntısını dile getirmişti. Mesela şu an bakıyorum yolumuzu kesip bize söyleyenlerin onda biri şu an yazmıyor. İzleyenlerden var. Dikkat ediyorum, görüyorum ama iki kelime yazmıyor. Evet, bak muhtarımız ne yazmış, İsa abi. Diyor ki, kardeşim diyor, belediye muhtarları devre dışı bırakmak için elinden geleni yapıyor. Koordine yok, herkes kendi havasında, iş talebinde bulunacağı muhatap yok. Arayabileceğim üst düzey telefonlara ulaşamıyorum demiş. Yani bunu bir... İsa ama sen ulaşamıyorsan kim ulaşıyor evet, Allah aşkına? Tamam. Belediye... Araçları senin mahallenden çıkmıyor. Öyle yani, diyor vatandaş. Evet, yani geçti iki hafta önce de bunu ifade ediyorlardı. Demek ki İsa muhtarımız da bunu ifade ediyorsa... Şu an zaten sosyal medyada genel anlamda şöyle bakıldığı zaman ya da ben öyle gördüm son 15-20 günlük süreçte aşağı Raymatun ve Cumhuriyet Mahallesi şöyle parıl alır sanki çalışma var. İşin üzerine duruyorlar. Hani gördüklerimiz sosyal medya üzerine diğerleri yapılıyor. Ya da yapılmıyor bilmiyorum ya da yapılıyor o şekilde paylaşım yapmıyorlar ama bizim gördüğümüz ya da halkın gördüğü Rahim Hatun ve Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlar ya da belediye dediğiniz gibi ekipmanları oralarda görülüyor ya da paylaşılıyor. Evet Erhan'cığım bunlar yani olması gerekenlerin %1'idir yani. Çünkü bu konuda gerçekten Osmaniye Belediyesi'ni ben Sayın Belediye Başkanımızı da buradan uyarmak istiyorum. Yani vatandaş hizmet noktasında çok ciddi bir talep içerisinde ve özellikle Osmaniye Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara dair, yürütülen projelere dair son dönemde bilgi paylaşımı hiç yok. Dolayısıyla Osmaniye Belediyesi'nin kendi resmi sayfası da olmak üzere
Bu çalışmaları hiçbir şekilde göremiyoruz. Şayet bu noktada belediye kendi yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaşmıyorsa, işte sağda solda birkaç kişinin paylaştığı fotoğraflar üzerinden de vatandaşlar olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerini yapıyorlar. Yani sadece o bölgelerde sanki çalışma varmış gibi insanlar değerlendirebiliyor. Bu konuda da Osmaniye Belediyesi'nin basın yayını olmak üzere, sosyal medya yönetimi olmak üzere bu konuyu biraz daha gündemlerine alarak çok iyi örnekler var farklı belediyelerde. Bunları da yani bir an önce başlatması lazım. Bu konuda ciddi bir Osmaniye Belediyesi'nde sıkıntı var. Bunu da ifade edelim. Bu konularla ilgili paylaşmadığımız yorum kalmadı. Geldik ikinci konuya Ümit abi. Şimdi Osmaniye'de gerçekten sağlık alanında çok ciddi yatırımlar var. 250 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi gerçekten yapıldığı dönem içerisinde çok büyük bir yatırımdı. Ve hatta birçok kişi de ya bu kadar büyük bir hastaneye ne gerek var diyordu. Ama şu an bakıldığı zaman poliklinikler talebi karşılayamıyor. Çok fazla talepler var. Hastanenin koridorlarında yüzlerce insan aynı havada bulunuyorlar. Dolayısıyla zamanla bakıldığında hekimler normal bakması gereken hastadan çok fazla hastaya müdahale yapmakla durumundalar. Ve şehrimizin bir Suriyeli gerçeği var. Dolayısıyla Osmaniye'de yeni sağlık yatırımlarının olması elzemdi. Bu konuda 4-5 yıldır Osmaniye'de bir yeni devlet hastanesi konuşuluyor. Ve bu konuda da bakanlar olsun, Sayın Cumhurbaşkanı Osmaniye mitinginde bunları ifade ettiler. Sayın milletvekillerinin zaman zaman açıklamaları var. Osmaniye Belediyesi'nin yerle ilgili geçmişte bir takım çalışması olmuştu. Ümit abi senden rica etsek tüm bu süreci hastane boyutuyla bir özetlesen ve biz de bunun üzerinden hem geldiğimiz noktayı hem Erhan da toplumdaki bu konuya ilişkin değerlendirmeleri aktarsa. Şimdi tabii Osmaniye'de gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. Osmaniye Devlet Hastanesi'ni biliyoruz. 250 yataklı olan devlet hastanesi yapılan ek çalışmalarla sanırım 400-450 kapasiteye ulaştı. Bu da tabii ihtiyaçtan, yani tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de nüfuslar artıyor. Yani nüfusa, artan nüfusa orantılı olarak da bu sağlık hizmetlerini, eğitim hizmetlerini yürütmek gerekiyor. Bu anlamda kentimizde yani okul yapımları konusunda mesela eğitim konusunda, okul binaları konusunda iyi bir noktadayız kent olarak. Sağlık konusunda da tabii bu ihtiyaç dediğimiz gibi devlet hastanemiz var ama bunun yanısına özel hastanelerimiz de var. Özel hastanelerimiz de bu anlamda sağlık hizmetlerini güzel bir şekilde verdiklerine inanıyorum ben. Tabii 600 yataklı devlet hastanesi dediğimiz zaman yani ek çalışmalarla bu 800 kapasiteye kadar ulaşabilecek bir kapasite. Yani şehir hastanelerinin bir alt şeyi, çok önemli bir yatırım. Yani şunu da açık ve net söyleyelim ki 2019 yılında yatırım programına alan, yatırım programlarına alınan en büyük sağlık yatırımı. Sağlık yatırımı. Evet, bunu bir daha tekrar edelim. Bir daha. Yani çünkü çok önemli. Vatandaşlarımız açısından da bunu iyi yani değerlendirmek lazım. Ülkemizde 2019 yatırım programına alınan, başlanması planlanan, ihale edilecek olan yani en büyük sağlık yatırımı. Evet. Yani devletimizin yapmış olduğu en büyük sağlık yatırımı şu anda Osmaniye Devlet Hastanesi'dir. Yani biz en çok son dönemde şunu konuşuyoruz. Ya Osmaniye Devlet Hastanesi yapılacaktı, söz verildi, ihalesi yapıldı, şu zaman işte vesaire. Bir takım açıklamalar üzerinden bu konu değerlendiriliyor ama İşin özünü de kaçırmamak lazım. Çünkü böylesine büyük, devasa bir yatırım var. Biz acaba... Zaten bu tür yatırımların sadece projesi, yer teslimi, ihalesi... Yani ben bu ince detayları bilmiyorum ama böyle dışarıdan bakıldığı gibi böyle işte tabelasını Facebook'ta paylaşıp da ya böyle bir şey vardı, ne oldu denecek kadar basit bir olay değil. Evet. Ama
Tabii ki gerek milletvekillerimizin, gerekse sağlık alanındaki yetkililerimizin de bu konuyla ilgili paylaşımları, işte söylemleri ve ifadeleri var. Tanıtımları oldu hatta tabii, projeyle ilgili. Tanıtımları var. Bu söz üzerinden insanımız tabii doğal olarak eleştiren, evet, ve bir an önce yapılmasını isteyen insanlarımız, halkımız, meslektaşlarımız tabii ki bu sağlık yatırımının kente yapılmasını istedikleri için bir an önce bu sağlık yatırımına kavuşmak için, evet, paylaşıyor. Bir de Ümit abi şunu... Ama bu kadar da böyle dışarıdan göründüğü gibi tamam oldu demeyle olacak bir yatırım değil. 600 yataklı, yani dediğim gibi düşünün. Türk Devleti'nin 2019'da yatırım programını aldığı en büyük sağlık yatırımı. Evet. Yani bunu düşünün, bir altyapısıyla beraber bir bütün olarak düşündüğünüzde çok büyük bir yatırımın, yani hemen haydi başlıyoruz demeyle de başlayacak bir yatırım değil yani. Evet. Şimdi şu bilgiyi de özellikle takipçilerimizle paylaşalım. Çünkü önemli bir hadise. Geçtiğimiz yıllarda devlet hastanesinin yeniden yapılacağı ile ilgili bir bilgi paylaşıldığında öncelikli olarak bir yerle ilgili bir çalışma, evet, oldu. Tabi bunu da insanlarımız işte eski devlet hastanesinin yerine yapılması planlandı. Sonra İşte jandarmanın olduğu yer alındı, onun yanındaki alan aktarıldı. Ve daha sonrasında da işte acaba kömürcüler sitesinin olduğu yer, Osmaniye Belediye Meclisi de o konuda bir önemli bir karar almıştı. Ve tüm bu olaylar olurken işte bir 15 Temmuz yaşadık. 15 Temmuz'dan sonra da tüm Türkiye'de özellikle askeri birliklerin şehir dışılarına alınmasıyla ilgili bir çalışma başlatılacağı ifade edildi. Bu noktada da Osmaniye'deki işte şu an askeri alanından devlet hastanesiyle ilgili bir yer tahsis çalışmasına başlanıldı ve bu da sonuç alındı. Yaklaşık 120 dönümlük bir alan. Tabii bunu şu açıdan söylüyorum Ümit abi. Vatandaşlarımız yani bugün bile ya Osmaniye Devlet Hastanesi nereye yapılacak diye soruyor. Yeriyle ilgili kamuoyunda böyle çok açıkçası herkesin bilgi sahibi olduğu bir noktada olmadığımızı vatandaşla karşılaştığımızda görüyoruz. Tabii bekledik, bu büyük bir yatırım. Biraz geç oldu ama inşallah Osmaniye'mize... Bölge trafiğin, onu söyleyelim, evet, arada mı söyleyeyim? Bölge trafiğin... Hemen arkasına. Üst tarafına, evet, yapılacak. 600 yataklı. Değil, Aslanlı Mahallesi miydi? Yok, Aslanlı Mahallesi. Beri taraf, değil, yolun bu tarafa. Tabii şöyle, eski devlet hastanesinin oradaki jandarmanın olduğu bölgeye yapılsaydı yaklaşık 45 dönümlük bir alandı. Kömürcüler sitesinin olduğu alana yapılmış olsaydı 65-70 dönümlük bir alandı. Ama şu anki tahsis edilen alan 120 dönümlük bir alan. Yani çok devasa bir yatırım. Yani bugün Ümit abi ifade etti. Gerçekten 2019 yılı içerisindeki en büyük sağlık yatırımı. Yani burada iş vatandaş açısından, yani söylemlerin gerçekleşmiyor gibi olması bir kanaat oluşturmadı mı abi? Şimdi yani süreci bilmiyor vatandaş. Şöyle bir şey var, bakın. Yani gerek milletvekilleri, gerek de sağlık noktasında yetkililer şimdi tabelasını asmış. İşte efendim bazı, hayır, bilgileri vermiş. Yani bu artık geri dönüşü olmayan bir yatırım. Yani bu yatırım kesinlikle olacak. Sadece vakti zamanıyla ilgili biraz sıkıntı yaşanabilir. Yani her hizmet, yani bugün kendimiz bile bugün gün içerisinde plan yaptığımızda, değil mi? Yani o planı tutturamayabiliyoruz. Ki düşünün, koskoca bir Türk devleti var ve bu devletin yapmış olduğu devasa sürekli hizmet yaptığı noktalar var. Ve bu hizmetler içerisinde sadece siz Osmaniye'ye bir sağlık alanında bir hastane inşa edeceksiniz. Yani bu kolay yapılabilecek, bir an önce hadi deyince yapılabilecek bir hizmet değil, bir bina değil. Yani o yüzden biraz sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ha, geç kalındı mı? Geç kalındı. Yani beklentinin veya söylenen işte tarihin, verilen tarihin tarihten çok daha sarktı yani bu olay. Evet. Ama tabii olmaz, bitti artık, bir daha olmuyor, yani gerçekleşmez gibi ben hiç aklımdan geçmiyorum. Ben de hiç, %1 bile öyle bir ihtimal hiç aklımda yok. Ama tabii insanlarımız da bir an önce hizmete girmesi yönünde beklentisi olduğu için de tabii bu tür yorumlarda, bu tür eleştirilerde bulunuyor.
Ama bunun en büyük takipçileri tabii sayın milletvekillerimiz evet, olacak. O konuyu bilgi vereceğiz. Eren evet. Bu konuda sen söyleyeceklerin... Abi, şimdi ben halk gözüyle bakarım, halk gözüyle konuşurum. Vatandaşlarla konuştuğumuz, görüştüğümüz sohbetlerde söylenen, hani bu da mı diye bir ibare var artık, bu da mı? Herkes olmayacak anlamında. Aynı olmayacak anlamında. Hani her şeye olumlu bakıyoruz, sabredin, şöyle yapın, böyle yapın, mutlaka olacak, anlaşmalar yapılıyor. İşte ihale çıktı, şu oldu, bu oldu, kabul edildi, anlaşma yaptı falan filan diyoruz ama hani halk görsel bir şey istiyor. Evet. Ya diyor kazma bulursun diyor. O tabela diyor dikilsin diyor. İşte kazı başlasın diyor. İnanalım diyor. Ya da askerlerin bir kısmı kalkacak mı? Evet. 120 dönümü galazi. Kalkacak mı? Kalkmaya başlasın diyor, görelim diyor. Hani evet. Bir yerlerden başlanmış olsun diyor. Tamam yapılır diyor. Yapılacak diyor. Evet. Şimdi ama ben... bu süreci sıkıyor. Tabii senin görüşmelerin vardı abi. Burada evet. Sen... Hem bilgi olarak söyleyelim hem de yani bu senin söylediklerini vatandaş boyutuyla da değerlendirelim. Seçimlerden 2-3 gün önceydi. Osmaniye'nin işte 600 yataklı ama 800 yatak kapasiteli Yeni Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı. Tabii bu noktadan itibaren hukuki bir süreç var. Bugün biz bir araya geldiğimizde şunu dedik yani azından bu konuyu konuşacağız ama son bilgi nedir? Bazı noktalarda işte vatandaş da değerlendiriyor. Farklı yorumlar da var. Sayın milletvekilinin birisiyle bir görüşelim. Kendilerinin son vermek istedikleri bilgi nedir? Veya bu konuda biz ne durumdayız? Bugün öğle saatlerindeydi. İsmail Kaya vekilimizi aradık. Ve sayın vekilimize hem yapacağımız programı hem de Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili geldiğimiz noktayı sorduğumuzda bize şu bilgiyi aktardı. Yani konunun biz takipçisiyiz. Özellikle şunu ifade etti kendisi. Bildiğiniz gibi özellikle geçen yıl Türkiye'de bir ekonomik daralmadan dolayı başlanmayan projelerin hepsi iptal edildi. Ve bu konuda yeni yatırımlara açıkçası kaynak aktarılmadı. Orada da devletimizin temel önceliğinin işte projesi %70 gerçekleşen çalışmaların hızla tamamlanması, daha sonrası projelere öncelik verilmesiydi. Bu konuda kendileri yani bunun zorluğunu bildiklerini, daha sonrasında bu konuyu işte önceki Sağlık Bakanı'yla, şimdiki Sağlık Bakanımızla paylaştıklarını ve iki milletvekili olarak Sayın Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Sayın Cumhurbaşkanımıza çıktıklarını ve Osmaniye'nin bu devlet hastanesiyle ilgili beklentisini aktardıklarını, bu konuda talebin önemine ifade eden bir takım somut verileri de paylaştıklarını ifade etti. Daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sağlık Bakanı'yla görüşmesi ve bunun 2019 yatırım programına alınması ile ilgili bir iradesinin olduğu. İşte biliyorsun proje aşaması, ihalesi yapıldı. Daha sonrasında bir işte itiraz oldu ve itirazla ilgili de yani bugünlerde bir tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti. Tabii şunu özellikle ifade etmek lazım. Yani 600 yatak Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili aksayan bir şey yok. Öncelikli olarak Osmaniyelilere bunu ifade edelim. Sayın vekilimizden de bu bilgileri paylaşabilir miyiz diye sorduğumuzda aktardığı tüm bilgileri rahatlıkla kamuoyuyla paylaşabileceğimizi, bunun artık kendisinde bir beyanı olduğunu ifade ettiler. Ben hem sayın vekillerimize hem bu konuyla ilgili geçmişte çalışma yapanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah Osmaniye'miz böylesine devasa bir yatırıma kavuşacak. Bu konuda da kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasın. Kaldı ki devlet işte mevzuatı var, yönetmelikleri var, işte yatırım programı açıklandı, resmi gazetede yayınlandı, bunun bütçesi oraya kondu. Bu yıl ne kadar harcanacağı var, 2,5 yıllık süre içerisinde işte 2022'nin içerisinde bu tamamlanacak. Dolayısıyla artık bunun geri dönüşü yok. Yani kafasında eğer Yeni Devlet Hastanesi olmayacak gibi bir kanaat olan varsa bunu bir an önce yıkabilirler. Bu konuda çalışmalar yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu sürecin tamamlanmasıyla artık yer teslimiyle beraber kazma bürüp başlanacak. Senin ifade ettiğin noktaya şöyle söyleyelim. Vatandaş elbette ki oraya bir tabela asılmaz ama bu süreç tamamlanmadan onların yapılma ihtimali zaten yok. Dolayısıyla devletimizin de bu konudaki Osmaniye ölçeğindeki bu çalışmaya
inşallah gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Ümit abi, programı toparlayalım inşallah. Bu konuda ekleyeceğiniz bir şey varsa, benim unuttuğum veya atladığım bir şey varsa. Yani hastane, devlet hastanesi ne çok önemsiyoruz. Yani 600 yataklı devlet hastanesini, yani bir basın mensubu olarak ne kadar çok büyük ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yani hastanelerde ki kalabalığı, yani bütün insanlarımız yaşıyor. Yani hani bir söz vardır, Allah'ın kimseyi düşürmesin, evet, yokluğunu da vermesin diye. Yani devlet hastanesi, şu anki mevcut devlet hastanesi yani ihtiyaca cevap verecek, vermekten uzaklaşmaya başladı. İnsanlarımız sıkıntılar çekiyor, çok büyük birikintiler, birikmeler oluyor. İşte tabii bu da sağlık aksaklığa gelmiyor. Ertelemeye gelmiyor. Ertelenmez. O yüzden hani çok şükür sağlık hizmeti, sağlık yani dışarıya gidip de sağlık hizmeti aldığımız belki çok az noktalar, alanlar var ama yine de biz artık 600 yataklı devlet hastanesinin kurulması, başlanmasıyla birlikte artık Osmaniye'de tıp fakültesi konuşmaya, evet, başlayacağız. Yani Allah izin verirse hastane başladı zaman, yeni hastanenin işte o yapım aşaması esnasında biz artık gündem olarak tıp fakültesini konuşmaya başlayacağız. Bu da çok, inşallah bunu da başaracağız. Osmaniye'mize tıp fakültesi açılmasını da çok arzuluyoruz. Fakültesine ziyade araştırma hastanesi. Yani işte, evet, yani aynı yani şey olarak biraz hani sağlık alanında böyle. Onun adım açılıyor olsun diye, tabii, bir teknik diye, bir takım yönetmenlikler yani kolaylaşsın tabii, diye. Tabii en büyük burada görev milletvekillerimize, sayın valimize düşüyor. Kamuoyuna düşüyor. Yani halk olarak da biz bunu gündemde tutmalıyız biraz, evet, daha, o da var aslında. Yani gündemde tuttuğumuz zaman ben en kısa sürede kazmanın vurulacağına inanıyorum. Artık ihalesi bitmiş. Evet. İtiraz süreci tamamlanmak üzere. Tamamlanmış, evet, onu da söyleyeyim ben. Yani aldığım duyumlara göre artık yüklenici firma artık kazmayı vurmaya artık gelecek, kısa sürede de bu kazmayı vuracak diye düşünüyorum. Ben sonbaharda temelin atılacağını düşünüyorum. Belki sembolik bir tarihte seçilebilir. Evet Erhan, programı noktalıyoruz. Mesajını alıp programı inşallah Ümit abiyle kapatalım. Abi, hepimizin temelimiz aynı. En kısa zamanda hastanenin temelinin atılması, altyapı çalışmalarının en kısa sürede maliyete geçmesi, JAYKA'dan mı alırlar, FAYKA'dan mı alırlar, nereden alırlarsa alırlar artık. Benden almasınlar. Benden yani almasınlar da dediğin gibi. Yani tez vakitte faaliyete geçmesi, özellikle Çifte Petroller ve Devlet Bahçeli Meydanı'nın o kısmı tez vakitte, hani o çalışmalar başlanması, yapılması, artık nasıl yapılacak bilmiyorum. Yapılması gerekiyor, mutlak surette yapılması gerekiyor. Önümüzde kış, şurada iki ayımız kaldı. Yani bir iki burada yağmur yağmasıyla gördük neticeleri. Bunları her gün yaşamayalım. Ben bunu belediyeye kötülemek adına da söylemiyorum. Evet. İnsan üzülüyor. Sonuçta belediye bizim belediyemiz, vatandaş bizim vatandaşımız, esnaf bizim esnafımız. Yani hepsi bizim. Diyoruz yani geçen programda da, değil mi? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal hesabı. Hepsi bizim. Kime ne diyelim? Evet. Hani yapılmayacak bir şey de değil, zor bir şey de değil ama bunun tez vakitte yapılması lazım. Dediğim gibi önü kış, vatandaşlar keza yaylada şurada 1-1.5 aylık bir süreç kaldı. Hani daha da kalabalık olmadan, sıkışta mal vermeden buraların çözümü kavuşturulması lazım. Yine dediğim gibi devlet hastanesi projesinin de artık sembolik olarak dediğimiz gibi abi, ne zaman atarlar bilmiyorum, Eylül'de mi olur, Ekim'de mi olur, inşallah tez vakitte atılmaya başlanır, geç kalınmaz çünkü devlet hastanesindeki yoğunluk belli, sıkıntı belli, doktor sıkıntısı belli, bir doktor binlerce hastaya bakıyor, bunu bizzat biliyoruz, ben de yaşadım. Binlerce deme ya, biraz. Abi tabirin öyle bir, yani bakın bir cilt hastalıkları bir tane var Osmaniye'de. Evet, dahiliyeci mesela Adem Kıdık hocam günlük neredeyse 120-130 kişiye bakıyor. Bakın haftalık kaç bin insan yapıyor bu. Şimdi bir tane cilt hastalıkları doktora var Osmaniye'de. Ben bizzat gideyim dedim. 15 günde zor gittim, sıra buldum. Onkoloji doktoru ya. Açık konuşmak gerekirse araya alayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, rahatsızlığım vardı gittim. Yani o koridor nefes alacak gibi değil. Evet. Hani dedi ki herhalde burada diğer doktorların da hastaları vardı. Mübarek hep son doktoru bekliyormuş cilt hastalıklarını. Bir bayan doktorumuz, Allah ona da yardım etsin. İşi harbiden zor, gerçekten zor. Yani yüzlercesini haftalık bazda düşünürsen binlerce hastaya bakmak bir kişi olarak Erbabay'ın harcı değil.
Evet. Keza işte bu yeni hastane yapılması bu doktorlarımızı da gerek hastaneyi de rahatlatmış olacak. Tez vakitte yapılır inşallah diyelim. Hoşça kalsınlar, dostça kalsınlar. Allah'a emanet olsun. Eyvallah. Ümit abi, sizin de son değerlendirmenizi alalım. Evet, yani bugün de Osmaniye'nin en önemli ve en çok konuşulan evet. konularından altyapı ve yeni devlet hastanesini gündemimize aldık. Umarım faydalı bir yayın yapmışızdır. Kamuoyunun işte beklentilerini, kamuoyunun mesajlarını işte aktarmakta başarılı olmuşuzdur. Ben iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki programlarımızda da yine aynı şekilde Osmaniye'mizin genel konularını ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren ve bu kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için yayınlarımıza devam edeceğiz. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, Ümit abi ve Erhan'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Osmaniye'deki vatandaşlarımızın konuştuğu, sorun olarak dile getirdiği, çözüm beklediği hususları bu program içerisinde konuşuyoruz. Cebeli Bereket Gazeteciler Cemiyeti olarak gündem 80 sayfasını oluşturduk. Bu sayfanın oluşturulmasındaki tek amaç bu tür yayınlarla Osmaniye'nin sorunlarının bu sayfalar üzerinden gündeme getirilmesi, bu konuların ilgililere, yetkililere aktarılması, vatandaşlarımızın da bu meseleler üzerindeki şikayetlerini, önerilerini, tavsiyelerini her neyse bunları da rahatlıkla buradan aktarması. Bu anlamda tabii konuyu seçerken bazen konunun boyutlarına göre tek konu seçmeye çalışıyoruz. Bazen iki konu. Bundan sonraki süreçte de yine konunun içeriğine göre inşallah gündem konularımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla belki konuk programcı içeriğinde bir takım değişiklikler olabilir. Karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Esen kalın.